Merhabalar sevgili gençler. 8. haftanın ikinci konusu olan kartezyen çarpımdayız. Kümelerle fonksiyon arasında sıkışmış bir konu. Ee, yani çoğu yerde de anlatılmayan bir konu sevgili gençler. Kartezyen çarpım. Yani sınavda çıkarsa SML Hoca dediydi dersiniz. Yani bu arada ben SML Hoca'nız ve SML Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Önceki kanalımızın ismi sadece SML Hoca'ydı ve şimdi SML Hoca Matematik diye değiştirdiğimiz için. Işte sıra böyle aksaklıklar meydana gelebiliyor. Konu Kartezyen çarpım. Uzatmayalım. Kümelerden sonra o sıralı ikilileri tanımlayabilmek için, fonksiyona geçiş yapabilmek için bir köprü arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka dinlemeniz gereken, anlamanız gereken ve sorularını çözerek pekiştirmeniz gereken bir konu. Dikkatli dinleyelim. İyi dersler. Şimdi tabii şöyle yapmamız gerekir. Heh. Sıralı ikili nedir bu sıralı ikili? Her ikisi de boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A kümesinden bir A elemanı B kümesinde bir e, B elemanı alınarak elde edilen A virgül B şeklinde gösterilen ifadeyi sıralı ikili denir. Bakın az üstünde sıralı. Sıralı dendiği için sıralaması önemli. Bu gösterimde A'ya birinci bileşen B'ye ise ikinci bileşen diyoruz. Ve şunu unutmuyorsun A virgül B sıralı ikilisi B virgül A sıralı ikilisinden farklıdır. Tabii ki A'nın B'den farklı olduğu durumda yoksa 2 virgül 2 sen bunların yerlerini değiştirsen de 2,2'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla sevgili gençler bu durumu göz ardı etmeden bu buna eşit değildir demek gerekiyor. A virgül B ve C virgül D sıralı ikilileri birbirine eşitse A virgül B eşittir C virgül D olup burada birinci bileşen birinci bileşene ikinci bileşen de ikinci bileşene mutlaka eşittir diyeceksin. Ve aynı anda eşittir. Misal A kare eksi B kare 45 A eksi B eksi 5 olacak bunlar birbirine eşitse yazalım. Bu A kare eksi B kare dediğimiz ifade hadi şöyle bir yazalım önce. A eksi B çarpı A artı B diye ben çarpanlarını ayırabilirim. Biliyorsun ki çarpanlar ayırma dersimizde muhteşem oldu. Sen orada muhteşem bir şekilde öğrendin konuyu. Eşittir 45. Peki burada A eksi B'nin de ben eksi 5 olması gerektiğini <laughs> görmüş müydüm? Görmüştüm. Demek ki şurası neymiş arkadaşlar? Hop eksi 5'miş. Eksi 5 ile ben neyi çarparsam 45 yapar? Eksi 9'u. Demek ki A artı B eksi 9'muş sevgili gençler. Cevabımız budur diyebiliriz. Peki A artı B toplamının en büyük değeri nedir demiş diğer soruda. Bakın A kare yani birinci bileşen birinci bileşene yani 25'e sevgili gençler. A eksi de 2'ye eşit olacakmış. A kare 25 ise A burada ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Sonuçta karesi 25 olan iki tane sayı var. Ya bu ya bu. Peki A artı B'nin maksimum değeri sormuş ama A eksi B 2 ise ya 5 eksi B 2'dir ya da eksi 5 eksi B 2'dir. Doğru mu? Doğru. bu şekilde davranırsak buradaki B'miz bizim Eksi 7 olacaktır. Buradaki B'miz ise sevgili gençler 3 olacaktır. Şimdi A5 iken B3 oluyor. A-5 eksi iken B-7 oluyor. İkisini toplarsak burası 8 gelir burası eksi 12. En büyük değeri kaçmış? 8'miş. O halde cevabımız da 8'dir diyebiliriz. Çok kısa sürecek konu anlatımı. Dolayısıyla iyi dinlemende fayda var. Zaten videonun uzunluğuna da belli olur. Maksimum 15-20 dakikalık bir video. Kartezen çarpım kümesi. Dikkatli dinle kartezen çarpımı. İki kümenin kartezyen çarpımında sevgili gençler, birinci bileşeni bir A kümesinden, ikinci bileşeni de bir B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikillerin kümesine biz A kartezyen çarpım B kümesi diyoruz. Bunu nasıl gösteriyoruz? A çarpı B ile gösteriyoruz. A, A kartezyen çarpım B kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi de sevgili gençler şudur: Öyle A virgül B sıralı ikillerinden oluşuyor ki bu A kartezyen çarpım B kümesi A'lar A'nın elemanı, B'ler de B'nin elemanı diyoruz. Örneğin. A kümesi 1, 2, 3 ve B kümesi A, B elemanlarından oluşuyor. A kartezyen çarpım B'yi oluşturalım. 1 virgül A, 1 virgül B, 2 virgül A, 2 virgül B, 3 virgül A, 3 virgül B. B kartezyen çarpım A'ya baktığımız zaman da birinci, birinci birinci bileşenler B kümesinden gelecek bu sefer, ikinci bileşenler A kümesinden. A'ya 1, A'ya 2, A'ya 3, B'ye 1, B'ye 2, B'ye 3. Şimdi bu iki küme arasında bazı benzerlikler var aslında. Nedir? Şudur. İkisi de 6 elemanlı bir küme. İkisi de 6 elemanlı. Ama bütün elemanlar da birbirinden farklı. Bazı elemanlar birbiriyle bazı kümeler için eşit olabilir ama tüm elemanların eşit olması gibi bir durum yok. Bu sadece nerede geçerli? A kümesi ile B kümesi birbirine eşitse A kartezyen çarpım B, B kartezyen çarpım A'ya eşit olacaktır. Elemanları aynı oldukları için. Ama birbirinden farklı elemanları varsa, yani kümeler birbirinden farklıysa A kartezyen çarpım B, B kartezyen çarpım A'ya eşit değildir diyeceksiniz sevgili gençler kümelerin eleman sayıları birbirine eşittir. Ve bunun yanı sıra S eşittir M ise A kartezen çarpım A'nın eleman sayısı M karedir. Peki A kartezen çarpım B'nin eleman sayısını nasıl bulacağız hocam? Buranın kaç elemanı var? 3. Buranın kaç elemanı var? 2. 2 kere 3 veya 3 kere 2 eşittir 6 diyeceksin. Eğer birinin 5 elemanı birinin 6 elemanı olsaydı A kartezen çarpım B'nin ya da B kartezen çarpım A'nın ikisi de olur. 5 kere 6'dan ya da 6 kere 5'ten cevap 30'dur diye, diyecektir. Bakalım sorumuza. A kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu kümelerin okunuşunu siz öğrendiniz. Öyle x'lerden oluşuyormuş ki x'ler 5 ile 12 arasındaymış ve tam sayıymış. Hangileri var? 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11 var, 12 var. Kaç eleman mı yani? 3 buradan, 4 de buradan 7 tane elemanı var. S A eşittir 7. B kümesi ise öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'lerin kareleri 0 ile 100 arasındaki doğal sayılarmış sevgili gençler. Madem öyle 1 var, 4 var, 9 var, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100 olmadığı için yani 100 buraya dahil olmadığı için onun karesi olan 100'ü saymadım. Kaç elemanlı sevgili gençler? 4 burada, 3 burada, 7, 9 elemanlı. SP'de 9'muş. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı soruluyor. 7 kere 9 cevap 63'tür diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim bir sonraki sayfama. A kümesi 4 elemanlı ve B kümesi 3 elemanlı bir küme. Buna göre T eşittir. Öyle x virgül y sıralı ikililerinden oluşuyor ki bunlar a kartezen çarpım benim elemanları. x artı y 11'den daha büyük veya eşittir denilmiş. Şimdi ben bir tane eleman buradan bir tane eleman buradan olacağım. Ve bu elemanların toplamının 11'den daha büyük olmasını istiyorum. 3'ün <laughs> yanına 4'ü seçersem olmaz. 3'ün yanına 6'yı olmaz. 3'ün yanına 8'i seçersem 11 veya 11'den daha büyük olur. Dolayısıyla 3,8 tamam eyvallah. 4'e 4 olmaz. 4'e 6 olmaz. 4'e 8 olur. 5'e 4 olmaz. 5'e 6 olur. 5'e 8 olur. Daha sonrasında geçelim. ikinci elemana. 4'e. Bu arada onu yapmış mıydık? 4'e 8 dedik değil mi? Tamam. 5 dedik. 6'yı yapmadık. 6'ya 4 olmaz. 6'ya 6 ve 6'ya 8 olur. 6'ya 6 ve 6'ya 8 olur. Peki başka var mı sevgili gençler? Başka yok. O halde kaç tane elemanı varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanlıdır diyebiliriz bu kümenin eleman sayısı. Geçtik diğer sorumuza. P kümesi 2, 3 ve A'dan oluşmuş. Buna göre P kare. Yani P kartezyen çarpım P kümesinde. Hangi elemanlar bulunur diye sormuş. Arkadaşlar A kartezyen çarpım A dediğimiz küme aslında A kare olarak yazılabilir. Ama şunu yazamazsın. A kartezyen A kartezyen A'yı A küp olarak yazamazsın. Sadece karesele özellik. Karesele özel bir özellik bu aklında bulunsun. P kareyi de burada parantez içerisinde vermiş. P kartezen çarpım P diye. Hangisi? Bunun elemanı olarak bulunur diyor. Yani bizim bir tane daha P kümemiz var. Bu küme 2, 3 ve 4'ten oluşuyor. 2, 3 ve A'dan oluşuyor yine. Buradan buraya hangi elemanlar bulunur? A kare bulunur mu? A kare diye bir eleman bulunmaz arkadaşlar. Bizim kartezen çarpım kümemizin elemanları her zaman sıralı kililerden oluşur. 2'ye 4 bulunur mu? 4 diye bir eleman yok zaten. Bulunmaz. Ama A için A elemanı bulunur. Bu sıralı ikili bulunur diyeceğim. Cevabım hangisi olacakmış? Yalnız 3 olacak sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfama. A kümesi 1, 2, 3. B kümesi de eksi 2, eksi 1. Sıfır elemanlarından oluşmuş. Buna göre tüm x y sıralı ikilileri için A kartezen çarpım B'den seçilen. Kaç tane x'ye sıralı ikilisi için x eksi y bölü 3 ifadesi tam sayı olur diye sorulmuş. Şimdi bizim x eksi y bölü 3 ifadesinin tam sayı olabilmesi için x eksi y'nin 3'ün katı olması lazım. 3'ün katı. Peki yapalım. 1'den eksi 2'yi çıkarırsam 3 gelir. Bakın 1 eksi eksi 2 eşittir 3 gelir 3'ün katıdır. 1 eksi eksi 1 eşittir 2 gelir olmaz. 1 eksi 0 eşittir 1 gelir olmaz. Daha sonrasında 2 eksi eksi 2 eşittir 4 gelir olmaz. 2 eksi eksi 1 eşittir 3 gelir olur. 2 eksi 0 eşittir 2 gelir olmaz. 3 eksi eksi 2 eşittir 5 gelir olmaz. 3 eksi eksi 1 eşittir 4 gelir olmaz. Ve 3 eksi 0 eşittir 3 gelir olur. Kaç taneymiş arkadaşlar? 1, 2, 3 taneymiş. Demek ki kaç tanesi için tam sayı oluyor? 3 tanesi için tam sayı oluyor diyebiliriz. Bu ifade tam sayı. Nasıl olacakmış arkadaşlar? x eksi y'nin 3'ün katı olması gerekiyor. Neden? 3'e tam bölünsün ki k dediğimiz tam sayı ortaya çıksın diye. Geçtik bir diğer sorumuza. A ve B birer küme. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı 10. B kartezyen çarpım C'nin eleman sayısı 15. Ve B A'nın alt kümesi. Yani B A'nın alt kümesi ise sevgili gençler şurası A kümesi olsun. Şurası B kümesi olur içeride. Şurası da C kümesi olsun diyelim. Şurasına A diyelim. Burasına B diyelim. Burası da C olsun. Şimdi A kartezyen çarpım B 10'sa bu ya 1'e 9 olur ya 9'a 1. Ya 2'ye 5 olur ya da 5'e 2. Farklı bir şekilde olur mu arkadaşlar? Tam sayıların çarpımı 10 olmaz. 1'e 9 değil bu arada 1'e 10 arkadaşlar. Çok özür diliyorum. 1'e 10, 10'a 1. Evet. Şimdi o zaman durum şöyle. Ya bu 1 elemanlı tamam mı? 2'ye 5 dedik gerçi tamam. Burası 1 olursa buraya 9 eleman kalır. Burası 9 eleman olursa buraya 1 eleman kalır. Eğer ki buraya 2 eleman olursa buraya 3 eleman kalır. Buraya eğer ki 5 eleman olursa buraya zaten eleman kalmaz. 9'a 1 tamam onda bir sıkıntımız yok. 1 kere 10 dedik o zaten olmaz. 1 kere 10 tamam. 1 saniye a küme gitti ya. Neyse hemen çizeriz. Hop şöyle yapalım tamam. Şimdi daha iyi bir şekilde anlatmak için bakın. 1 bir kere, bir kere 10. Yani burada şöyle A kartezyen çarpım B diyelim. A'nın bir elemanı varken B'nin 10 elemanı olamaz. Niye olamaz hocam? Çünkü arkadaşlar A, B'yi kapsıyor. Yani B'nin daha az elemanı olması lazım. Gitti. O halde hocam bu da, şu da olmaz değil mi? Aynen o da olmaz. Çünkü A'nın iki elemanı olamaz. O halde A'nın 10, B'nin bir tane elemanı varken 1 için burası 9 olur. Ya budur arkadaşlar. Ya da 5 kere 2. Yani A'nın 5 elemanı varken B'nin 2 elemanı olsun. Buranın 2 iken buranın 3 tane elemanı kalır buraya bu kısma. Dolayısıyla A'nın toplam 5 elemanı olur. C kaç farklı değer alır demiş. Şimdi bak B'nin eğer bir tanecik elemanı varsa şuradan C'nin 15 tane eleman olması lazım. Doğru mu? Doğru. Peki A'nın işte B'nin eğer 2 tane elemanı varsa C'nin 7,5 eleman olması lazım ki 7,5 eleman diye bir şey yok. Demek ki S, C kaç farklı değer alır? Bu kadar. Tek farklı değer alır. Bir farklı değer alır sevgili gençler. Hatta farklı bile dememize gerek yok. Bir tanecik değer alır diyebiliriz sevgili gençler. So, bu sayfanın son sorusundayız. Yukarı, sağa, aşağı ve her iki tarafa oklar var A kümesinde. X de B kümesi de öyle x'lerden oluşuyor ki x 5'ten küçük bir rakam. Yani 0, 1, 2, 3 ve 4. Yani 5 elemandan oluşuyormuş B kümemiz. Buna göre A kartezyen çarpım B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde her iki yana ok ve 6 ikilisinin olduğunu bulunuz demiş. Alt kümelerinin kaçında şimdi? Benim alt kümelere ihtiyacım var ve bu alt kümelerin elemanlarından bir tanesini mutlaka çift yöne ok virgül 6 olması gerektiğini biliyoruz biz. Bunda bir sıkıntı yok. Peki gençler A kartezyen çarpım B kümesinin kaç tane elemanı var? Bunu nasıl bulabiliriz? Onu da şöyle burada kaç eleman var? 4. Burada kaç eleman vardı? 5 tane. 4 kere 5'ten 20 tane elemanımız var. Ve bu 20 tane elemandan bir tanesini buraya seçmiş koymuş. Geriye kaç tane eleman kaldı? 19 tane. 19 tane. Peki ben şuraya kaç tane artık küme yazarsam bu alt kümelerden kaç tane olur diye soruyoruz. Arkadaşlar giri 19 tane eleman kaldıysa ben bu 19 tane elemandan 2 üzeri 19 tane alt küme öğretebilirim. Ve cevabım da 2 üzeri 19 olur diyebilirim. Haberiniz olsun. Geçtim 6. sayfama. Kartezyen çarpımın dik koordinat düzleminde gösterimi. A kartezyen çarpım B kümesini oluşturan sıralı ikililerin birinci bileşenleri x ekseni üzerinde. ikinci bileşenleri de y ekseni üzerinde bulunur. Bunu zaten ilkokuldan beri gösteriyoruz. X virgülü sıralı ikililerinde bunlar absis bunlar ordinat oluyordu ve x ekseninde ve y ekseninde gösteriliyordu sevgili gençler. Daha sonra x eksenindeki bileşenlere düşey ve kesikli, y eksenindeki bileşenlere yatay ve kesikli doğrular çizilip kesiştiği noktalar işaretlenir. Bu şekilde elde edilen noktaların oluşturduğu grafikte a kartezyen çarpım b'nin grafiğidir. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sadece noktalardan oluşuyor sevgili gençler a kartezyen çarpım b'nin ee, a kartezyen çarpım b'nin grafikleri ama bir aralığı yani herhangi iki tane aralığı kartezyen çarpım biçimde e, grafiğini çizeceksek sevgili gençler ancak o zaman kesikli çizgilerden oluşmaz haberiniz olsun noktalardan oluşmaz haberiniz olsun. Mesela A kümesi 1 2 3 B kümesi 1 2 3 4 ben bunların 12 tane noktadan oluştuğunu biliyorum. Ve bunlar 1'e 1 1'e e 2 1'e 3 1'e 4 2'ye 1 2'ye 2 2'ye 3 2'ye 4 3'e 1 3'e 2 3'e 3 3'e e 4'tür. İşte bunlar... Ve bunları da belirtmek için, noktaları belirtmek için bunları şu şekilde bir daire içerisine, çember içerisine alabilirsiniz. Sevgili gençler, tam alamadım. Ve burası da kayboldu. ha. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Şimdi bu şekilde çember içerisine alabilirsiniz demiştim. Şuraya bakalım. A kümesi eksi 1, 0, 1, 2. B kümesi eksi 2, eksi 1. B kartezyen çarpımı A kümesinin grafiğini dik koordinat sisteminde gösteriniz demiş. Gösterelim hadi bir koordinat sisteminde göstereceksek şöyle bizim bir koordinat sistemine ihtiyacımız var. Şöyle. Şurası x ekseni. Burası y ekseni olacak sevgili gençler. Ve eksi 1, 0, 1, 2. Bunları hemen şurada bir gösterelim. Eksi 1, orijin yani 0, 1 ve 2. Burası da eksi 2'ye eksi 1. Eksi 2 şurada. Eksi 1 de burada olsun. Şimdi. Eksi 1 için eksi 2. Şuradadır. Eksi 1 için eksi 1 buradadır. 0 için eksi 1 burası 0 için eksi 2 burası 1 için eksi 2 şurası 1 için eksi 1 burası tam tersi 1 için eksi 2 burası 1 için eksi 1 burası 2 için eksi 2 burası 2 için eksi 1 burası Evet benim kartezen çarpım grafiğim neresiymiş sevgili gençler işte şurasıdır diyebiliriz bu grafik bu şekilde çizilir Olay yani gayet. Bu da son sayfamız. Aşağıda A kartezen çarpım B'nin grafiği verilmiş. B eksi A kümesini bulunuz. Bir kere A kümesi ve B kümesi diyelim. Bu A kartezyen çarpım B'nin kümesi. A, A kümesinin bileşenleri x ekseni üzerindedir. Yani 2, 4, 6 ve 8'miş arkadaşlar bu küme. 2, 4, 6, 8. Ve B kümesi de y ekseni üzerindeydi bunların bileşenleri. Madem öyle 1, 2, 3, 4'müş. Şimdi diyor ki B'den A'yı çıkar. B'de olup A'da olmayan elemanlar. Arkadaşlar 2 var. Ve 4 var. Geriye kalanlar hangileri? 1, ve 3. Demek ki B fark A kümesi neymiş? 1 ve 3'müş diyeceğiz. Bu da son sorumuz. A 2 6 ve B 1 2 3 4 kümeleri veriliyor. A kartezyen çarpım B kümesinin noktalarını dışarıda bırakmayan en küçük dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Hemen şöyle gösterelim. Bir tane de şöyle çizelim. Evet şurası x ekseni olsun. Burası y ekseni olsun arkadaşlar. 2 6 demiş. 2 şurada olsun, 6 da burada olsun. 1 2 3 4 demiş. 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 de burada olsun. Şimdi 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3 ve 2'ye 4, 6'ya 1, 6'ya 2, 6'ya 3 ve 6'ya 4. Doğru mu? Doğru. Bu A kartezyen çarpım B grafiğini, tamam? Noktalarını dışarıda bırakmayan en küçük dikdörtgen. Dışarıda bırakmayan en küçük dikdörtgeni nasıl çizerim biliyor musun? Aynen şu şekilde çizerim. Şu noktalarım birazcık kaymış. Şöyle yapabiliriz onları da. Ama En küçük dikdörtgen budur. Bunun alanı sorulmuş. Yani şurası sorulmuş sevgili gençler. E burası kaç birim uzunluğunda? 3. E burası kaç birim uzunluğunda? 4. O halde bu dikdörtgenin alanı 3 kere 4'ten kaçtır? 12'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ee, evet. Soruyu farklı bir şekilde sorabilir miydik? Yani dikdörtgen değil de... Mesela e, bazı soru bankalarında şu da var. Bu e, noktaları dışarıda bırakmayan en küçük çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Hadi bir de öyle çözelim soruyu. Bunları silelim ve yarıçap bulalım. Bunu da silelim. E, nasıl bulabiliriz bunu? Şu şekilde arkadaşlar. Ben şunu şuradan şöyle çekerim, tamam mı? Tam olmadı. Bak ya gene şeye bastık. Böyle yapalım, en alta inelim alalım ve buradan hadi bismillah deyip olmadı. Bak yine ona bastım ya. Arkadaşlar sürekli escape tuşuna basıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey yapsak sanırım olabilir. gene olmadı. Şöyle yapsak olur mu? Tam üstünden geçsin diye uğraşıyorum. gene olmadı. Dolayısıyla bizim aslında şurayı çap olarak kabul edeceksek. Tamam mı? Şöyle yapsak acaba olur mu? Şöyle yapsak. Ha, olabilir aslında. Şöyle. Bu çember diyelim tamam mı? Çember olsun bu. Yani ne kadar çember görüntüsü oluşmasa da bakın şu şurayı dışarıda bırakmadı. Bu bunu dışarıda bırakmadı. Bu bunu, bu da bunu dışarıda bırakmadı. Bu çemberin bir merkezi var illaki. Şurası olsun. Ve ben eğer şunu çizersem tam olarak merkezden geçeceği için bu bizim çapımız olur. Bu çapsa sevgili gençler, eğer ki ben şu şekilde de bir 2 tane birbirine dik olan doğru çizersem şurası dik olur ve bir üçgen çıkar karşımıza. Burası kaç? 4. Burası kaç? 3. 3, 4. Burası kaç olur arkadaşlar? 5 olur. Bizden yarı çap istenmiş diyelim. Yarı çap da bunun yarısı kadardır. Yani 5 bölü 2 de bizim yarı çapımızdır diyebiliriz. Eğer ki karşınıza çemberli daireli sorular çıkarsa da aynen bu şekilde yapacaksınız diyebiliriz. İstersen sen üçgeni şu taraftan da çizebilirsin. Sıkıntı yok. Yani merkezden geçsin. Bizim için problem değil. Evet. Videomuzun kısa olacağını söylemiştim. Kartezyen çarpımı işledik bu videoda. Bir sonraki konumuz fonksiyonlar 1-2. Aman ha fonksiyonlara çok dikkat et. Aman fonksiyonlarda hata yapma. Çok iyi dinle ve mutlaka ödevlerini yap. SML hocanı dinle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.